İliç'te Ana Gold firması tarafından işletilen altın madeninde meydana gelen maden kazasından daha çok aslında bir madencilik cinayeti sonrasında 9 işçi kardeşimizin liç yığınları altında kalmasından çok büyük üzüntü duyuyoruz. Bütün ümidimiz onlarladır ki bir an evvel kendilerine ulaşılsın ve yine diliyoruz ki nefes alırken ve sağlıkla yaşama döndürülsünler, ailelerine, evlerine dönebilsinler. Bu facia çok yönlü bir araştırmayı gerektiriyor. Çünkü göz göre göre gelen tüm ikazlara rağmen bu ikazlara aldırmaksızın yapılan faaliyetler sonrasında tablo bu noktaya geldi. Daha ilginç olan bir şey var ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün arkadaşlar 22/1959 sayılı madenciliği daha da liberalize eden, daha da kamu yararından uzaklaştıran, çok daha fazla şirket kârına odaklatan bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek idi. Ancak bugün itibariyle bunun görüşmelerini geri çektiler ve başlamamaya karar verdiler. Bugün Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir teklif görüşülecek. Çarşamba, Perşembe görüşülecek. Haftaya bu gelecek mi? Arkadaşlar yapacaklarını söyleyeceğim. Kamuoyunun hissiyatı, duyarlılığı azalınca madencilikle ilgili bu liberal düzenlemeyi bir kere daha getirmeyi deneyecekler. O halde soruyu şöyle soralım mı? Mesele duyarlılığın arttığı zamanlarda dikkatli olma meselesi midir? Yoksa Türkiye'nin taşını, toprağını, ekosistemini, doğasını, insanını, işçisini koruma meselesi midir? Ben iktidarı bu alanda duyarlı olmaya çağırıyorum. Peki İliç'te meydana gelen altın madeni faciası neyle yapılan bir madencilikti? Siyanürle yapılan bir madencilikti. Bugün bize anlatabilirler. Dünyanın her tarafında böyle yapılıyor. Arkadaşlar evet, bir 20 yıl evvel bu böyleydi. Ama 2000 yılında Romanya'da meydana gelen bir aynı şekilde siyanürün Tuna Nehri'ne karışması sonrasında neredeyse Sırbistan'ın, Macaristan'ın tatlı su kaynakları yok edildi. Yüzlerce ton su balığı yaşamını yitirdi ve bu büyük bir çevre felaketine yol açtı. Bunun sonrasında 2000 yılında Çek Cumhuriyeti, 2002 yılında Almanya ve 2009 yılında Macaristan siyanürle altın madenciliği faaliyetlerine son verdiler. 2010 yılından itibaren de Avrupa Birliği siyanürle altın madenciliğinin Avrupa Birliği topraklarında yapılmamasına yönelik bir tavsiye kararını aldı ve yayınladı. Ne gam, bizde değişen bir şey oldu mu? Olmadı. 2010 yılından beri bu maden faaliyetlerine devam ediyor. Bir Kanadalı firma ve onun yerli ortağı var, Anagold. Peki 2010 yılından sonra kapasite genişlemesine yönelik talepleri oldu mu? Evet, 2014 yılında ve 2021 yılında iki kez kapasite artırımı söz konusu oldu. Bu kapasite artırımları sonucunda 687 hektarlık alanda yapılan altın madenciliği 1746 hektara yükseltildi. Peki bununla ilgili ÇED raporları var mı? Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Türkiye'de ÇED raporu demek, ÇED firması sahiplerini zengin etme demek. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen ÇED raporlarının %99'u olumlu raporlar. Yani adeta dosyayı tamamlamak, tekemmül ettirmek için kamu kaynaklarından ÇED firması sahipleri zengin ediliyor. Bakın burayla ilgili verilen ÇED raporunda ne denmiş? Deniliyor ki toprak kayması riski genellikle kayaların çok çatlaklı olduğu, sıvılaşmaya hazır yüzeysel topraklar, killer ve siltlerin bulunduğu yerlerde daha yüksektir. Oysa çalışma alanı düşük miktarda yağış aldığından ve yüzeyde bitki örtüsü, az masif kireç taşı ve mermer kütleleri bulunduğundan
heyelan potansiyeli taşımamaktadır. Yani ÇED raporu diyor ki, her ne kadar TMMOB ve bazı çevreler, buralarda toprak kayması olabilir, liç yığınları kayabilir, buradan siyanürler yeraltı sularına ve Fırat Nehri'ne karışabilir diyorsa da, biz diyor orada gözlem yaptık, yağışlar azdır ve ayrıca bitki örtüsü de vardır. Dolayısıyla orada bir heyelan olmaz diyor. Peki oldu mu arkadaşlar bir heyelan? Evet. Toplam 300 dekardan fazla alana 10 milyondan fazla metreküp liç yığını yığıldı. O halde bu ÇED raporunu yazan firmanın, o firmada bu rapora imza atanların bu işte bir sorumluluğu var mıdır yok mudur? Yoksa bu rapordan aldıkları ve ceplerine koydukları paralar yanlarına kalmaya devam edecek midir? İlk sorun budur. İkinci sorun, TMMOB bu raporların tamamının doğru olmadığını, bilimsel olmadığını, bölgenin son derece tehlikeli olduğunu açıklamasına rağmen buna bu ÇED raporunu veren Murat Kurum, şu anda neden Erzincan'da, İliç'te değil de İstanbul'da siyasi faaliyetlerine devam edebilmektedir? Bu rahatlığının sebebi nedir? Çünkü bu kapasite artırımları sonrasında orada o felaket meydana gelmiştir. Bu 9 işçi kardeşimizin hesabını Murat Kurum vermeyi düşünmekte midir acaba? Bundan dolayı acaba uykusu kaçmakta mıdır? Şimdi bize söylediklerine bakınız. Binali Yıldırım diyor ki bunlar birkaç kepçeyle alınabilecek şeyler değildir. Biz de biliyoruz, doğru. 10 milyon metreküp. Sonra ne diyorlar? Fırat'a gitmekte olan Sabırlı Deresi ile Fırat arasına menfez koyduk. Dolayısıyla burada bir su karışması mümkün değildir. Hatta çok daha güzel bir şey söylüyor. Membran koymuşlar arkadaşlar. Membran koymuşlar, membranlar bunları önleyecekmiş. Ya söyleyelim, Fırat'ın önüne menfez koydunuz. Peki 10 milyon metreküp liçli, siyanürlü topraktan sızan siyanürün su altı, toprak altı su kaynaklarına erişebilmesini nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz? Eğer burada bu kapasite artırımları verilmeseydi, orada 300 metreyi bulan dev gibi yığınlar yığılır mıydı? Ve onlar bir toprak kütlesi halinde değil de adeta bir sel gibi vadiye böyle akabilir miydi? Dolayısıyla nereden bakarsanız gerçekten Türkiye'nin doğasıyla, insanıyla hiç edildiği ve maalesef ranta kurban edildiği bir memleketin evlatlarıyız. Arkadaşlar, bir başka konuya daha değinmek isterim. Türkiye'de altın madenciliği faaliyetiyle AKP övünüyor. Evet, 41 ton 2020'de altın çıkartıldı bu memlekette. Şimdi de 30 tonlar civarında bir ortalamayla gidiliyor. Peki söylüyorum, bu altın madenciliğinin acaba bu memlekete bir kuruş faydası var mıdır? Bakın, ben üniversitelerde Osmanlı iktisadı dersleri verdim. Osmanlı'nın son döneminde çıkartılan altının %75'ini yabancılar, çıkartanlar alırmış. Biz de bunu, Osmanlı ne kadar gerilemiş, tahakküm altına girmiş ki altınının %75'ini yabancılara veriyor diye anlatırdık. Bugünkü tablo ne arkadaşlar? Bugün altın madeninin çıkartanlar %98'ini alıyorlar. Eğer yerinde işlerlerse %99'unu alıyorlar. Ben soruyu bu kadar açık soruyorum. Benim memleketime gelecekler, Karadeniz'den Kaz Dağları'na, Erzincan'ın İliç'ine kadar, Bergama'sına kadar, Uşağı'na kadar Türkiye'nin her tarafını siyanürle liçleyecekler, çıkartılan altının %98'ini, 99'unu götürecekler, siyanürü, liçi ve doğa felaketi bize kalacak. Bunun mantığını birisi bana açıklayabilirse ben de anlarım. Açıklayabilecek yoktur. Çünkü burada büyük bir rant ortaklığı vardır. Yabancı firmalar ve onlara eşlik eden, siyasetin durumuna göre eşlik eden, geçen dönemin FETÖ'cü firmaları, bu dönemde onların yerine gelen iktidarın yandaşı firmalar, o yabancıların Türkiye'deki halkla ilişkiler faaliyetlerini, bürokrasideki izinlerini, siyasetle ilişkilerini düzenliyorlar
ve rant hep beraber bölüşülüyor. Yani Türkiye'nin altını diğerleri tarafından paylaşılıyor. Bize de bunun maalesef doğa felaketini çekmek kalıyor. Sorun bir de şudur. Acaba bu çıkartılan altın madeninin miktarını Türkiye'de kamu yönetimi etkinlikle denetleyebiliyor mudur? Yani 30 ton değil de 60 ton çıkartıldığından, çıkartılmadığından nasıl emin olabiliyoruz? İliç'ten Azerbaycan'a doğru uçan helikopterlerin ne taşıdığını bugüne kadar denetleyebilen oldu mu? Bütün bu sorular Türkiye'de bu işlerin ne kadar siyasetle, ticaretle kirli bir şekilde yürütüldüğünün çok açık bir şekilde göstergesi olmaktadır. Sevgili arkadaşlar, şu söylenebilir: ama bu firmalar vergi veriyor kardeşim, istihdam yapıyorlar. Arkadaşlar, buralarda çalıştırılan köylü kardeşlerimiz, dün tarım yapan, bugün bademde çalışmak zorunda kalan işçi kardeşlerimiz 3 kuruş paraya çalışıyorlar. İstihdam yarattık diyerek Türkiye'nin altını üstüne getirmek, altınını da çalmak açıklanabilir bir şey değildir. Vergi veriyorlarmış. Ben söyleyelim, Anna Gold. 12 Mart 2023 tarihli resmi gazeteyi açın bakın. 8.6 milyon TL birikmiş vergi borcu var. Yani sen milyarlarca dolar altın çıkartıyorsun ama Türkiye'ye 8.6 milyon TL'lik birikmiş borcunu ödemiyorsun. Türkiye'de doğru bir yönetim olsa, AKP değil de memleketinden yana bir yönetim olsa, gider o firmaya icra yapar, o parayı alır. Ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu 8.6 milyonun 1.4 milyonunu öde, 7.2 milyonunu sileyim, böylece de vergi borcundan kurtul. Bu müstemleke memleketlerinde bile yaşanabilecek bir durum değildir. Dolayısıyla tablo neresinden baksanız ülkemiz açısından, doğamız açısından, insanımız açısından tam bir felakettir. Bu tabloya işbirliğiyle yol açan AKP hükümeti, oradaki saha görevlilerinin gözaltına alınmasıyla kendisini kurtaramaz. Oradaki saha görevlisinden değil, ona o kapasite artırımı verenlerden başlayarak, o firmaların sahiplerinden başlayarak, siyasi ticari ortaklarından başlayarak mesele tüm yönüyle araştırılmalıdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer tüm muhalefet partileri bu konunun araştırılmasına yönelik araştırma önergelerini vermiştir. 9 arkadaşımız halen o liç yığınının, siyanürlü liç yığınının 10 milyon metreküpün altındadır. Aslında sadece o çocuklar değil, Türkiye o 10 milyon metreküp siyanürlü liç yığınının altında kalmıştır. AKP'nin bundan rahatsızlık duyup duymadığını, bu konunun mecliste araştırılmasına yönelik bir tutuma ortak olup olmayacağını bugünkü meclis faaliyetlerinden göreceğiz. Dolayısıyla ben bu konuyu bu günün tek gündemi olarak tutmak istiyorum. Sizden de bu konuda anlayış bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Arkadaşlar, sağlıkla ilgili teklif 28 madde. Bugün geneli ve birinci bölüm üzerine bir görüşmeler ancak yapılabilir. Yarın birinci bölüm üzerine, maddeler üzerine geçilir. Birinci bölüm 14 madde. Ben perşembe akşamı itibariyle sağlığın birinci bölümünün bile bitirilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla haftaya salı günü en iyi ihtimalle sağlığın diğer 28 maddesi, toplam 28 maddesi bitirilebilir. Peki bugün niye geri çektiler? Ben soruyorum, niye geri çektiler? Yani madencilikte yaptığınız iş, iş güvenliğini sağlamaya yönelikse, kamu yararınaysa, tam da bu facianın olduğu gün onları düzeltmek üzere bir kanunu görüşmek meclise yakışır. Neden geri çekiyorsunuz? Çünkü getirdiğiniz teklifi siz de biliyorsunuz. Denetimsizliğe daha fazla kapı açacak, ranta daha fazla kapı açacak,
bugün ayıp olur diye getiremiyorlar. Haftaya getirebilecekler mi? Vallahi ben getiremezler diyemem. AKP yapar. AKP bu işleri yapar. Çünkü dediğim gibi bu firmalar bu ülkede ellerini kollarını sallayarak çalışabiliyorlarsa, bütün hukuki düzenlemeleri, bürokratik işlerini tıkır tıkır yürütüyorlarsa, bunun altında AKP ile yaptıkları işbirliği vardır. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.